Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işim kamyonlara kum yüklemek. Otoplansın bir sahada şöyle size göstereyim. Şöyle bir saha. Her tarafından alınmış. Üstünde toprak var. Altında toprak var. Üstü açılarak alınması lazım ama bize fazla bir şey lazım değil. Yollara falan kumluyorlar. Sahaya kum şeyle malzeme çekiyorlar çamur olmasın diye. Şöyle bir yerde yükleme yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda esas amacım şöyle size sahayı da göstereyim tekrar. Zülfikar kardeşimizdi galiba. Zülfikar mıydı? Kusura bakmasın. Neyse hatırlayamadım. Galiba Zülfikar mıydı? Böyle bir şeydi ismi. Şehir içinde taş duvarda çalışıyoruz. Bomlar ister istemez tellere değiyor diyor. Bize bir şey olmuyor ama yüksek gerilimler de var diyor. Oraya değdiği zaman makinenin içinde bize bir şey olur mu diyor. Ben bir sefer militer harfiyattayken değdirdim. Ameliyatır hemen çat etti. Bomu indirdim. Lif'e zarar verdi. Lif'i değiştirmiştik arkadaşlar. Ben makinenin üstündeydim. Aşağıda ileride bir vatandaş vardı. O dedi ki abi paletin altından ateş çıktı dedi. O tele değdiğinin farkında değil. Abi paletin altında patlama oldu dedi. Yani bir patlatı oldu ama ben nereden geldiğini görmedim tabii. Ama tele değdi aklıma geldi o anda hemen. Ben bomu indirdim. Ama paletin altından diyor böyle alev patladı diyor yani. Alev çıktı. Aşağıda iki kişi görmüştü. Bir şey olmadı ama şu var. Yine de makinenin demir aksamlarına değmemekte fayda var. Levyeler haliyle plastik kaplı şeyle ama ona göre yapmışlar makineyi. Makine direkt akımı metal olduğu için aşağıya veriyor, toprağa veriyor. Burada makine akımı aşağı vermezse tehlikeli olabilir. Mesela kamyonlarda ne yapıyor? Lastikleri gümletiyor. Niye akımı aşağıya veremediği için lastiklerden? Bu makineler paletli olduğu için akımı aşağıya veriyor direkt. O yüzden bir zarar vermiyor diye düşünüyorum yani. Ben öyle düşünüyorum. Birkaç elektrikçi kardeşimizden de öğrendiğime göre. Ama en azından biz tedbir olarak şunu yapabiliriz. Liflere çadırlar yapılıyor arkadaşlar. Armın lifine. En çok teli görecek yer orası olduğu için diğer kısımlar değil. Armın lifine çadır yapmakta fayda var. En azından life zarar vermesin. Bu zamana kadar duymadım. Ha, şu olmuştu. Haberlerde gördüm. Piçer döver. Elektrik teline takılmıştı. Belki görenleriniz olmuştur. Biçer duvarı kullanan kişi biçer duvarı kurtarmaktan ziyade ya artık tel üstünde takılı kaldık kurtaramadım şey yaptım onun pozisyonu nedir bilmiyorum ama tele takıldıktan sonra vatandaş biçer duvardan çıkmaya çalışınca orada elektrik çarpıyor ve ölüyor. Yani bir an önce makinenizi şeyden kurtarmaya çalışın öyle bir şey olursa yüksek gerilimden en kısa zamanda kurtarmaya çalışın ya da makineden inmeyin arkadaşlar. Hatta onun sistemleri de var. Makine tele değdiği zaman makinenin yanında belli bir metrede birileri varsa ayaklarını açmadan tekerleğini bir de zıplayarak ya da ayağını yerden kesmeden sürüye sürüye yürüme uzaklaşma yöntemleri var onun. Şeyde dediğim gibi bizim yapabileceğimiz en kolay konu en kısa zamanda yüksek yerinden makinenin irtibatını kesmek. Bir şey olduğunu bu zamana kadar duymadım. Değdiğimiz zamanlar oldu. Yüksek yerinlere şükür bir şey olmadı. Bir arkadaşımız çok kalın bir yüksek yerin kaputu koparmıştı yer altında. Onlara da bir şey olmadı. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Bilemeyiz. Ben size bazı şeyler de anlatıyorum. İşi hızlı yapmak değil. Bilhassa gençlikte olan şeyler. Diyorum ya ben sizin yani bir nevi kobayınızım. Gençlikte hepimizin başına gelen olaylar. Etrafında birileri de seyrederse biraz coşmak işte. O akıma kendini kaptırıp hızlı çalışmak insana hata yaptırır. Fazla özgüven insana hata yaptırır. Zaten şeylerin, istatistiklerin şeyinde
diyorlar ki en çok kazayı usta şoförler yapıyormuş arkadaşlar. Niye? Kendine çok güvenden veya da iş makinelerine de öyle. Kendine fazla güvenmekten. Ben bu işi rahat yaparım, bunları yapmaya ne var? Gözü yumulu yaparım demekten kaynaklanıyor. Fazla özgüven. Ve dediğim gibi kenarda seyredenlere hoş görünmek için acele etmek, böyle şeyler ancak kendimize zarar verir. Bizim en birinci şeyimiz dikkatli olmak, ama tabii ki dediğim gibi yani illaki insan bir yerde değebiliyor. Başımıza geldi. Yani ne kadar kollardan kollar bir yerde ya dalgalarına denk geliyor. Bir şey oluyor işte. Değebilirsin yani. Bunun ustayla, acemiyle alakası yok. Bu insan dalgalarına denk geliyor. Herkes de olabilir. Ama en kısa bir zamanda heyecanlanmamak, o şekilde bırakmayacağız. Bir yerdeydiyse mesela hemen kolumuzu aşağı indirip otomatik kesmek. Bizim en yapabileceğimiz pratik işte bu olur. Sonra seyrederek gidiyorum arkadaşlar, altında toprak var. Şu seviyenin altında toprak var. Ben üstünden mümkün olunca kumunu almaya çalışıyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah kimseye böyle kötü deneyimler yaşatmasın inşallah. Her mesleğin olduğu gibi bizim mesleğimizin de riskleri var. Zorlukları var. İnsanı ecel elinde yatakta da bulur. Herkes kazayla ölmüyor. Yatağında yatırken de ölüyor insan. Yani illa araçta kaza yapmak ya da kaza yapmak bir şey olacak diye bir şey yok. Ecelin kendisi manası bir şekilde bulunur. İnsan gider. Ama biz sadece yapabilmemiz, yapacağımız elimizden gelen şey tedbirimizi almak. Mümkün olunca akıllı davranıp elimizden gelen tedbiri alacağız. Yapacağımız tedbiri alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Bizim yapabileceğimiz bu. Arkadaşlar biz onlara çalışıyoruz. Bizim arabalar değil.